ses neydi öyle? Saçmalama Nazlı, ne olur saçmalama. Bak çok güvenli bir ev burası. Hem zombilerden korkamazsın, bu çok utanç verici. Şimdi daha iyi. Evet, şimdi daha iyi. Ama böyle uyuyamam ki. Olmaz. Ne yapsam? Nazlı, ne yapıyorsun, uyuyamadın mı? Yok, gayet güzel mışıl mışıl uyuyordum ben. Sonra aklıma bir şey takıldı. Bu arada sen uyuyamadın galiba. Kırmızı toplar falan ne oldu, rüyana mı girdi? Yok, ben unuttum anlattıklarını, filmi falan. Kitap okuyordum, su içmeye kalktım. Hı, iyi, neyse. Aklıma şey takıldı benim. Senin şu yatağın küçücük ya. Sen de kocaman adamsın. Böyle belin falan tutuluyordur, sığamıyorsundur. İstiyorsan bu gece için sadece kendi yatağında yatabilirsin. Ya beni yatağa davet ediyorsun yani. Yuh! Ben tamamen insaniyetimden, iyi niyetimden, öyle belim falan tutulmasın, tuhaf şekillere girme diye seni yatağa çağırdım, o kadar. Ama ne halin varsa gör. Ya evet, doğru söylüyorsun, biraz arıza açıkçası. Tamam, bu gecelik yatayım ben orada seninle beraber. Olur. Beni kırmayıp yatağını paylaştığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Sen olmasaydın bu gece gözüme uyku girmeyecekti. Hem ağrıdan hem korkudan. Aha, biliyordum işte senin de korktuğunu. Ya hem de çok korktum. Sen de çok sakin görünmüyorsun ama. Sakinim aslında. Gayet sakinim. Sadece kendimi biraz tehlike altında hissediyorum. Geçti mi şimdi o tehlikesi? Yok. Hala birazcık hissediyorum. Ben döneyim istersen odama. Yok yok, ne olursun yat. Yat yat, gerçekten yat. Ne olursun yat. Yani hiç kalkmana gerek yok. Sadece aradaki mesafeyi korusak bana yeter. Ama yat, sakın kalkma ben uyurken falan.